Bakmayın doğrusunuz. Evet, internet. Evet. Dünya lideriyiz ama internet hızımız ne yazık ki dünyanın pek çok ülkesinin çok gerisinde. Şimdi Sayın Bülbül, şunu soracağım. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz de vardır mutlaka. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz dedik. O karar öncesinde hem ne bekliyoruz onu konuşacağız ama Sayın Bülbül bağlantımız kopmadan önce şunu anlatıyordu. Bu politika bizi nereden nereye getirdi? Buyurunuz devam Evet. ediniz. Aslında burada en temel sorun şu, siyasi iktidar, daha doğrusu iktidarın kendisi ve ekonomi yöneticileri Türkiye'nin reel koşullarına göre bir ekonomi modeli değil, tek adam rejiminin talebine, isteklerine göre, istemlerine göre bir ekonomi, faiz, enflasyon rakamları açıklanıyor. Bu nedenle Merkez Bankası'nın, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün bu anlamdaki bağımsızlığını ve uluslararası anlamdaki saygınlığını yitirmiş durumda. Nitekim son olarak İstatistik Enstitüsü işte ücretler açıklanmadan önce enflasyonu 64,7 diye açıklamıştı. Ama daha sonra tüm ücretler açıklandıktan sonra hissedilen enflasyon gibi daha doğrusu uluslararası teoride ve ekonomi teorisinde, mali literatüründe olmayan bir hissedilen enflasyon diye %29,4 anlamında bir enflasyonu açıklamış oldu ki aslında bu daha doğrusu istatistik şunu söyleyemiyor. Ya enflasyon %29,4 ama ben baskılardan dolayı 64 açıkladım ya da açıkladım. Ama halk siz bunu bilin. Ben size bunu diye söylemiyorum ama kaçak ve kaçınmak bir şekilde enflasyonun bu olduğunu söylüyorum diyor. Yani bir anlamda enflasyon oranını İkrar etmiş oluyor. Reel enflasyon. Aslında yaklaşık olarak enflasyonu yine Tele1'de açıklamıştık. Bu sene 2023 son itibariyle kesinlikle %150'nin altına düşmeyeceğini söylemiştik ve bu kesinlikle doğru bir tespitti. Nitekim bu konuyla ilgili bütçe rakamlarına baktığımızda, orta vadeli programa baktığımızda siyasi iktidarın bir kere daha samimiyetsiz olduğunu görüyoruz. Düşünün 2023 son itibariyle döviz kurunu doları 23,70 civarlarında açıkladı ki bu da bir gaflet bir delalet ve bugün bile işte 30'ları kırdığını, 30'lardan sonra 35, 35'lerden sonra 40-45'lere doğru evrileceğini söylemiştik. Buradaki en temel sorun şu efendim. Bunlar neyi ifade ediyor? Aslında siz enflasyon olarak doğru açıklayamazsanız, faizi doğru açıklamazsanız bunun anlamı siyasi iktidar tarafından yasal bir hırsızlık yapılmaktadır. Nerede? Kimlerin cebinde? Halkın ve yoksul kesimin cebinde bir hırsızlık, ücretlinin cebinde bir hırsızlık, refah düzeyinde bir hırsızlık yapılmaktadır. Buradaki sorun şudur. Sanıyorum bugün işte açıklanacak saat 14'te 42,5 bu 45 olabilir, olmayabilir. Hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Şunun için önemi yok. Çünkü enflasyon artık döviz, pardon faiz artık etkinliğini yitirmiş durumda. Çünkü siz faizi niye artırırsınız? Talebi kısmak için artırırsınız. Döviz baskısını kısmak için artırırsınız. Ama dikkat ederseniz bunun baskılamadığını, artık yok hükmünde olduğunu görüyoruz. Çünkü piyasa kendisini döviz kuru açısından baktığımızda 45'ler üzerinde fiyatlandırdığını görüyoruz. Fiyatlandırdı. Sürekli %50 civarında sürekli üstünde piyasadaki fiyatlar. Buradaki temel sorun şu. 42,5 oldu. 42,5 45 yaptılar. Şimdi Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı enflasyona göre bir faiz hesabı yapacak olursak reel faiz -85. Şimdi buradaki sorun şu. Reel faiz -85. Buradaki sorun şu. Burada kim kaybedecek? Bunun sonucu kime yansıyacak? Çünkü faiz özellikle enflasyonun çok altında kaldığı için -85'ler civarında olduğu için bu sefer halk başlayacak. Mal talebi artacak. Mal talebinin artması ise enflasyonu artıracak. Enflasyon artmasıyla birlikte faizler de arttığı için yoksul kesim, dar gelirli kesim bu sefer kredi kartlarına yükselecek. Bu arada kredi kartlarında faiz yükselmesi, bir yorumda enflasyonun yükselmesi yoksul kesimin, halkın, ücretlilerin bir kez daha refah düzeyindeki kayba neden olacak? Bu nedenle şunu unutmamak gerekir. Üretim ekonomisini yapamıyorsanız, yeniden üretimi yaratamıyorsanız, sadece ekonominizin %85'i dışa bağımlı ise, siz buğdayınızdan tutun, petrolünüzden tutun, tamamen dışa bağımlı bir ekonomi iseniz, buradaki tek başına üretim ekonomisini örgütleyememişseniz, faizle artık bir yere varamazsınız. Bu faiz politikası kimlere yarar? Şimdi bunu da bakmak lazım.
Faiz bu politikasını halka ciddi bir şekilde, yoksul kesime ciddi bir şekilde yük getirmekte. Çünkü maliyetli, bu faiz politikası ciddi bir şekilde maliyetleri, kredi maliyetlerini artıracak. Kredi maliyetlerinin artırması ise halka fiyat artışı ve enflasyon artışı olarak yansıyacak. Peki bu nereye kadar devam edecek? Bu bir müddet sonra karşımıza ciddi bir şekilde durgunlukla karşılaşacağız. Stagflasyonla karşılaşacağız ve müthiş bir durgunlukla karşılaşacağız. Bu sefer de bu durgunluğu yükseltmek için, bu durgunluğu tekrar aşmak için elimizde hiçbir argüman kalmamış olacak. Yani para politikanız işlemiyor. Çünkü siz yıllardır, yaklaşık son 3 yılda 5 milyar TL ile emisyon hacmiyle başlamışsınız. Ama şu anki emisyon hacmini 310 milyar TL'ye kadar yükseltmişsiniz. Karşılıksız para basmışsınız. Bundan sonra yapacağınız şöyle bir sorun var. Çok göz ardı ediliyor. Bu sorun şu. Türk bütçe sistemi 4,5 trilyondan 11 trilyona çıkartıldı. Bunun anlamı şu. Yani ekonomi yönetimi ne kadar bastırırsa bağırsın, biz sıkı maliye politikası, sıkı ekonomi politikası izleyeceğiz derse desin, izleyemeyecekleri ortada. Çünkü siz bir anlamda bütçeyi %100 artırmışsınız. %100 artırmış demek, bunun anlamı şudur. Fiyatların %100 artacağı, enflasyonun %100 artacağı anlamına gelir. Bu bir anda. Başka bir sorun. Siz ücretleri bütçede 3 kat artırmışsınız. 960 milyardan 2,4 trilyona çıkartmışsınız. Ama bakıyoruz ki ücretlere verdikleri maaşa bakıyor, artışa bakıyoruz. İşte asgari ücrete 49, diğerlerinde işte normal %30'lar civarında. Burada bir başka yanılgı daha var. Son 22 yılda ücretlerdeki reel artış %59. Reel artış, 22 yıldaki artış bu. Buradaki gelmek istediğim nokta şu. Bu ekonomi politikasının, bu ekonomi anlayışının bir tek sorunu var. Seçime kadar ülkeyi yamalıklı bohça misali götürmek, seçimden sonra da başınıza ne gelirse gelsin, ne olursa olsun ben karışmam demek. Daha doğrusu bütçeyi, faiz politikasını tamamen seçime endekslemişler. Seçimden sonra büyük bir karanlık, büyük bir çöküş, büyük bir durgunlukla karşı karşıya kalacağız. Bu önümüzdeki belki de en önemli tehlikelerden birisi. Evet, bir bakın yamalı